videoları beğenmeyi, kanalıma abone olmanızı, yorum yapmanızı, hatta paylaşmanızı rica edeceğim. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar merhabalar. Bu dersimizde Batıkan'la rampayı çalışacağız. Bu çalışmayı yaparken de sizlere de bir faydası dokunsun istedik. Şimdi Batıkan öncelikle rampa kalkışlarında, rampa kalkışlarını 3'e böleceğiz. 1. Aracın kaymasını durdur. Yani negatif unsuru ortadan kaldır. Evet. 2. Gazı kullan. Yani aracı doyur. Yani aracı destekle. 3. Gerekliyse debriyaj kullan tekrardan. Şimdi bu 3 işlemi yaptığımız zaman çok sağlıklı bir rampa kalkışı yaparız. Ama işi rahat ve stressiz yapmak istiyorsak öncelikle kaymayı durdurmalıyız. Evet. Bu kayma durdurmayı neye benzetmiştik biz? Kolumuz kesildi. İnanılmaz kan akıyor. Yani buraya dikiş atılabilir mi? Atılamaz. Ne olması lazım önce? Önce kana durdurmak lazım. Kanamayı durduracağız. Ardından dikiş çok rahat atılabilir değil mi? Yani kanama durdurulduktan sonra rahat rahat dikiş atılabilir. Evet. Ama kanama varken dikiş atılması neredeyse mümkün değil değil mi? Patlar zaten. Tabii dikiş. Aynen. Dolayısıyla önce olumsuz unsuru ortadan kaldıracağız. Buradaki olumsuz unsurumuz neydi? Kayma. Evet, evet. Negatif bir kayma. Geriye doğru bir kayma oluyordu. Bunu ortadan kaldıracağız. Neden kaldıracağız? Ekstradan bir parantezimiz olsun. Çünkü araçlar çıkış eğimli yerlerde her kaydığında ve kayma her arttığında aracın ağırlığına yük biner. Yani daha da ağırlaşır araç fiziksel olarak. Bu aracın kalkışını zorlaştırır. Araç ağırlaştıkça aracın kalkışı zorlaşır. Bu yüzden genelde rampalarda istop ettirilir. Evet. O zaman şöyle bir şey yapacağız. Kaymayı nasıl durdururuz? Bir. Hemen ardından da kayma durduktan sonra gaz kullanacağız. Debriyajla oynamadan sadece gaz kullanacağız. Aracı doyuracağız, destekleyeceğiz. Ardından aracımız eğer hareketli değilse çok küçük bir debriyaj hareketiyle hareketi sağlayacağız. Evet. Okey. Başlıyoruz. Ben ayakları çekeceğim. Arkadaşlar, rampalarda freni bırakırsak aracımız kayar. O yüzden freni bırakmadan önce kaymayı durdurmak için debriyajdan kontrollü bir şekilde ayağımızı yukarı doğru kaldırırız. Kontrollü. Küçük küçük kaldırırız. Ta ki araç bize titreme, yani reaksiyon olarak bir titreme hissedene kadar debriyajı yukarı doğru çekeriz. Kaldıralım yavaş yavaş. Titremeyi hissettiğimizde ne yapacağız? Tutacağız. Titriyor ve tuttuk. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Ben hemen döneyim. Hiç oynama burasıyla. Yola bakalım. Kayıyorsa ne yaparız? Atakan freni bıraktığımızda tekrar frene basarız değil mi? Şimdi buradan anlarsınız durumu. Şimdi freni bırak bakalım Batıkan, ne olacak? Kayıyor değil mi? Frene bastık o zaman. Frene bastıktan sonra, çünkü kayıyordu. Eğer kayıyorsa debriyajı bir miktar daha kaldıracağız. İlave edeceğiz. Öyle değil mi? Evet. Tekrar tuttuk. Şimdi tekrar ben dışarıyı göstereceğim. Bakalım kayıyor mu? Bırak bakalım Batıkan. Kaymıyor. Hala aynı yerde bak. Ben herhangi bir şekilde pedallarıma basmıyorum. Hatta ben böyle oturuyorum. Pedallarıma basmıyorum. Batıkan frene basmıyor. Ve araç da kaymıyor. O halde madem kayma durdu, artık korkmamıza gerek yok değil mi? Az önce korkuyordun yani. Artık korkmamıza gerek yok. Ne yapacağız? Gaz vereceğiz. Gazla doyuracağız arabayı. Gaz verelim. Gaz ver. Ver 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 ver. Daha fazla gaz ver. Doysun. Bakın arkadaşlar, araç hareket ediyor. Ben herhangi bir şekilde müdahale etmiyorum. Araç harekete geçti. Ve burası rampa arkadaşlar. Zaten ilk freni bıraktığında kaymıştı. Gördünüz. Şimdi tekrar duralım Batıkan. Batıkan'ın ayağı debriyajın altına sıkışmış bu arada. Batıkan bizim direksiyona gidon diyen arkadaş bu arada, izleyenler için. Batıkan, bütün her şey senin başına geliyor bu arada. Freni bir bırak bakalım. Burası kayıyor mu kaymıyor mu onu da bir gösterelim. Bırak. Aynı zamanda yana gördüğünüz gibi şu an aracımız baya baya kayıyor. Ve hatta Batıkan ara ara fren kullanıyor. Yaklaşık bir 12-13 derecelik bir eğim var burada. 10 derecelik eğimle başlıyor tehlikeli eğim zaten. Yani bayağı bir eğimli bir yer. Yani işlem sırası şu arkadaşlar. Şimdi sıralama şu.
Bir, kaymayı durdur. Kaymayı durdurmak için ne yapmamız gerektiğini gösterdik Vatikan'la birlikte. Kayma durduğunda artık telaşlanacak hiçbir şey yok. Çünkü kayma durdu. Yani negatif unsuru ortadan kaldırdık. Tamamen nötr durumdayız. Nötr'ü pozitife çevirmek için de gaz kullanırız artık. Gazı kullanmadan debriyajla oynamayın arkadaşlar. Bir gaz kullanın. Gaza basın biraz. Gazın sesini duyun. Hiç korkmayın. İhtiyacınız varsa tekrar bir miktar daha debriyaj ilave edebilirsiniz. Şimdi gazı kullanmaktan bazen öğrenciler korkuyorlar. Yani zannediyorlar ki gazı fazla kullanırsam araba fırlar. Doğru mu Vatikan? Birden altından kaçar mesela. Kaçar mı peki Vatikan? Kaçmaz. Sen... Debriyaj alandayken hiçbir şekilde kaçmaz. Çünkü değil mi? Hani musluktan bahsetmiştik. Evet. Musluğu ne kadar açarsak su o kadar akar. Evet. Yani arka plandaki suyun ne kadar olduğunun önemi yok. Biz musluğu ne kadar kaldırırsak o kadar su akar. Debriyajı ne kadar yukarı kaldırırsanız o kadar güç geçer lastiklere. Siz debriyajı fazla kaldırmazsanız, yani gaza bastığınızda az kaldırırsanız çok kontrollü bir şekilde kalkar araba. İstediğiniz kadar gaza basın. Ama şunu demiyorum. Gaza çok basın demiyorum. Ama yanlışlıkla da olsa gaza fazla basmışsanız bile debriyajı fazla kaldırmazsanız araba da kontrollü bir şekilde kalkar. Dolayısıyla rampa kalkışını bu şekilde yapacağız. Rampa kalkışından korkmanıza gerek yok. Kaymayı durdurun. Strese gerek kalmaz. Ayrıca arkadaşlar videoları ve kanalı lütfen tavsiye edin. Ben son zamanlarda böyle bir yani bu şekilde ikaz etmeye başladım sizi. Hani istifade eden, faydalanan çok fazla arkadaşımız olduğu en azından aşikar. Çünkü en azından YouTube yorumları siz göremiyorsunuz ama Messenger'dan birçok arkadaş bana ulaşıyorlar ve yani yazıyorlar. Yani memnuniyetlerini yazıyorlar. Elbette ki hani memnun kalmayan insanlar da var ama o da olacak. Ayrıca kanal girişimde ve hakkında kısmında, yani kanal kapak resminde ve hakkında kısmında hem telefon numaram, hem Facebook adresim, hem de yani bana ulaşabileceğiniz diğer sosyal medya adresleri mevcut. Bana ulaşabilirsiniz. Size her konuda elimden gelen yardımı yapmaya çalışırım. Bu kanalın amacı bu. Ama siz de bu amacı lütfen sürükleyin. Daha fazla insana ulaşalım. Daha fazla insan bilinçlensin. Ben daha fazla uzatmayacağım sözü. Teşekkür ediyorum. Batıkancığım. Görüşürüz. Son 4 derstir bana evet, eşlik eden Batıkan da görüşürüz dedi. İyi günler diliyorum. İyi dersler. Rampa bir yer arkadaşlar. Rampalarda malumunuz kalkış yaparken öncelikle aracın debriyaj pedalıyla aracın kaymamasını sağlıyorduk. Yani öncelik kaydırmamaktı, kaymayı durdurmaktı. Ayağım frendeyken debriyajı kontrollü bir şekilde kaldırıyorum. Titremeyi ilk hissettiğimde tutuyorum. Ve freni bırakarak bir ön izleme yapacağım öncelikle. Kayıyor mu kaymıyor mu diye. Kayıyorsa yeniden frene basacağım. Şu an ben freni bıraktım. Size de göstereceğim. Freni bıraktığımda araç kayıyor gördüğünüz gibi. Demek ki bir miktar daha debriyaj ilave etmem gerekiyor. Hatta yakınlaştırayım biraz. Bakın birazcık daha ilave ettim. Reaksiyon arttı. Şimdi tekrar freni bırakacağım. Bıraktım. Bakalım. Evet, çok hafif de olsa bir kayma var. Demek ki birazcık daha ilave edeceğim. Ettim. Şimdi bırakıyorum freni. Bıraktım. Artık aracım gördüğünüz gibi kaymıyor. İşte bu noktada kaymayı durdurduğum için artık gaza geçerim. Gaza bastım. Eğer aracım gitmiyor ise hala hafif hafif gidiyor ama yine de debriyaja birazcık daha küçücük bir ilave daha yaparım ve aracımın gittiğini görürüm. Rampa kalkışı buydu arkadaşlar. Aracım harekete geçti ve ben yoluma devam ediyorum. Yani ön izlemeli kalkışlıyorum ben rampa kalkışlarına. Öncelikle kaymayı durdur. Yani nasıl durduracağız? Ön izleme yaparak. Ön izlemeyi nasıl yapacağız peki? Debriyajı ilk titrediğinde tutacağız. Freni bırakıp bakacağız. Eğer tamamen bırakmayacağız. Freni bıraktığımızda kayıyorsa derhal yine fren ve biraz daha ilave edeceğiz debriyaja. Bu işlemi araç kaymayana kadar yapacağız. Ya şunu diyebilirsiniz. Hocam ben bunu yani sürekli 2-3 hamlede mi bulacağım? Hayır. Bu tamamen başlangıçta korktuğunuz bir kalkış sisteminden, bir eğimden kurtulmak için bir
başlangıç diyeyim. Yani bundan illaki bir kere de bulursunuz ileride, iki kere de bulursunuz ama zaten bir yerde hazır beklerken öncelikle bu kayma noktasını durduracağınız noktayı bulursunuz. Yani kaymayı durdurursunuz, ardından kalkış yaparsınız.